Yeni Çağ TV izleyicileri merhaba. Kiev bombardıman altında ve Ukrayna milletvekili Sayın Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile birlikteyiz. Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin onursal başkanı, sadece Kırım Tatarlarının değil tüm Türk dünyasının yaşayan efsanesi. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Sayın Kırımoğlu, böyle bir dönemde hani daha güzel konular konuşmak isterdik, Türk dünyasını konuşmak isterdik, Kırım Tatarlarını konuşmak isterdik ama bu gece özellikle de Kiev için, Ukrayna için çok uzun olacak. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 3. Dünya Savaşı'ndan bahsetti, nükleer tehditten bahsetti. Siz ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Kiev'deki son durum nedir efendim? Biliyorsunuz 7 gün önce Ruslar saldırı yaptılar bizim ülkemize. Birçok şartları var, istekleri var. Kabul edilecek şartlar değil. Aslında bir memleketin başka memlekete girmesi silahla aslında başlangıçtan bu suçtur. Bunun cevabını Rusya mutlaka verecektir. Şimdi bunlar ağır silah kullanıyorlar. Şehirlerimizi bombardıman yapıyorlar. En azından 2000 sivil insan, bunların içinde çok çocuklar, kadınlar öldüler. Ama düşman da büyük zarar görüyor. En azından 6000'den fazla onların askerleri yetkisiz hale getirildi. 200'den fazla esir var. Birçok tankları, uçakları, zırhlı arabaları imha edildi. Ukrayna halkı burada çok kararlı, sonuna kadar savaşacak. Biz bütün dünyaya minnettarız. Birleşmiş Milletler Genel Kurumu şimdi toplantısını bitirdi. 141-144 ülke bu. Kesinlikle derhal Ruslar kendi askerlerini bizim toprağımızdan çıkarılmasını talep etti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü sağlaması, yani hem Donbas'tan hem Kırım'dan çıkmasını talep etti. Ama Rusya onun hoşuna gitmeyen hiçbir uluslararası kararları kabul etmiyor. İstediği gibi yapıyor. Ne dereceye kadar o yapabilecek bakarız. Batı ülkelere biz çok minnettarız. Şimdi o Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar çok ciddi. Derhal etkisi olmasa bile ama yakın zamanlar içerisinde gerçekten de Rusya'yı etkisiz hale getirmeye yönelen yaptırımlar. Şimdi Ruslar Kiev'i kuşattılar, Harkov'u kuşattılar, acımasız bombardıman yapıyorlar, çok sivil insanlar ölüyor. Kherson'a girdiler, Jitomir, Lutsk. Hep şehirlerimizi bombardıman yapıyorlar. Bu 21. yüzyılda bütün dünyanın göz önünde. Bu suçun elbette bedeli olacaktır. Nükleer silah kullanılmasına dair bir düşünceniz var mı? Bakın, şimdi Rusya'da bir diktatör rejimi. Hem de galiba kafasında bir şey olmuş, bir sağlam insan değil. Elbette biliyor, neticede bu cinayetler için cevap vermek zorunda kalacak. Belki de benimle beraber ben ölecek olsam bütün dünyada ölsün gibi böyle fikri de olabilir. Lahey'de yargılanır mı dersiniz? Mutlaka, çünkü yakın günlerde bu uluslararası tribunal mahkeme çalışmaya başlayacak. Ben eminim karar buna göre olacaktır. Ama o nükleer silahı kullanması çok kolay şey değil. O bazıları diyorlar ki şimdi Putin noktaya basacak da fırlatacak. Tam böyle değil. Orada 7-8 basamak var. Ben eminim bu basamaklar içerisinde kafası yerinde olan bir insanlar da bulunur ve bunu durdururlar. Üçüncü Dünya Savaşı aslında bütün insaniyetin yok edilmesi manasına geliyor. Bunu anlayan çok insanlar vardır, hem de Rusya'da da. Şimdi Rusya, evet, orada protestolar yapmak mümkün değil. Çünkü derhal bunların neleri, polisleri, herkesleri, adamları yakalıyorlar, içeri atıyorlar. Ama buna bakmadan
İşte internette bloggerler, bazı insanlar sokaklara çıkıyorlar Rusya'da. Çünkü anlıyorlar, eğer böyle devam edecek olsa Rusya devletçiliğin sonu gelebilir. Siz daha önceki röportajlarınızda demiştiniz ki ömrüm SSCB ile mücadele etmekle geçecek diye düşünüyordum ama SSCB'nin yıkıldığını gördüm dediniz. O cümleyle devamla bu olup biteni yorumlar mısınız? Yani daha neler göreceksiniz? Evet, biz Sovyetler Birliği bu komünist rejimi yıkıldıktan sonra biz zannettik şimdi rahat yaşayacağımız. Ama o komünist rejimine göre bu komünist rejimden daha beter, daha acımasız Putin rejimi geldi. İnşallah bunu da atlatırız. Peki efendim, bu müzakerelerden siz ne bekliyorsunuz? 2 gün önce biliyorsunuz bu Belarusya ve Ukrayna sınırında bir küçük bir köyde görüşmeler oldu. Orada benim danışmanım ve yardımcım Ukrayna milletvekili Rustem Umerov'a katıldı. Biz aslında beraber geldik Polonya'ya. Polonya'daki Rzeszów'da bir kasabaya. Oradan son helikopterle gitti Rustem oraya. Ama Rusların şartları böyle. Kırım Yarımadası Rusya toprağının olduğunu kabul edeceksiniz. Onlar ilan eden Kokla Cumhuriyetleri, Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıyacaksınız. NATO ve Avrupa Birliği'ne girme isteğine vazgeçeceksiniz. Silahlarınızı teslim edeceksiniz. Yani tamamıyla onlara teslim olacak. Aslında kabul edilecek, müzakere edilecek bir şartlar değil. Bizimkilere dediler ki, bakın, o Donetsk, Kırım, bunu parantez ardında kaldıralım da şimdi ateşkes konuşalım. Çünkü insanlar ölüyor. Bu ateşkes yalnız bizim için değil de sizin için de lazım. Hiç olmadıkta bizim sokaklarımızda yatan sizin askerlerinizin leşlerini toplarsınız da toprağa verirsiniz. 6000'e yakın ölüleriniz var. Bunların ana babalarını teslim ediniz. Hiç olmadıkta bunu düşündünüz. Yok, teslim olacaksınız. Bilmiyorum, ben bu görüşmelerden hiçbir netice görmüyorum. Hem de aslında ben telefonla konuştuğum zaman Cumhurbaşkanı'na da Zelenski'ye söyledim. Dedim ki bu böyle şekilde Belarusya toprağından bize ateş açılıyor. Biz de onun toprağında müzakere yapıyoruz. Burada biz Türkiye devlet adamlarını konuştuk. Onları da çok anlamıyorlar. Diyorlar ki neden biz razı olduk orada müzakere geçirilmesi. Türkiye kendi özünü yardım etmeye hazır. Biz de burada müzakereler geçirebilir. Ama Ruslar bunu kesinlikle kabul etmiyorlar. Bizim Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı İdaresi diyorlar ki şimdi biz oraya gitmesek onlar zannederler böyle propaganda yaparlar. Biz barış istedik, görüşme istedik ama Ukraynalılar reddettiler. Gidelim dediler. Neyse gittik. Bugün yine ilan ettiler. Yarın sabah olacakmış bu müzakerelerin devamı. Bu görüşmelerden hiçbir netice beklemiyorum. Çünkü onlar kendi şartlarını hiç değiştirmediler. Belarus Devlet Başkanı Lukashenko bir basın açıklaması yaparken bir harita paylaştı ve o görüntüden anlaşıldı ki Rus ordusunun ikinci hedefinin Ukrayna'dan sonra Moldova olacağına dair yorumlar yapıldı. Böyle bir kanaatler gelişti. Rusya Ukrayna'dan sonra Avrupa'ya ilerleyişini sürdürür mü? Büyük ihtimal. Çünkü eğer de Ukrayna'da onları durdurulması bütün Avrupa için tehlike. Ama Lukashenko'ya gelince aslında o Putin'in uşağı. O kendi başına hiçbir karar alıp olamayacak. Putin ona ne dese onu destekleyecek, onu yapacak. Ve Lukashenko için başka yol da yok. Çünkü onun rejimi yalnız Putin'in desteğinden arada kalıyor. O gösterdi, seçimlerde gösterdiği rakamlar ben %80'in %90'ını destekledi. Tüm yalan, sahtekarlık. Oradaki muhalefetin söylediğine göre bu seçimlerde %10'dan fazla almadı.
Ama böyle yalan şeyler söylüyor. Bizim için çok üzücü tabii. Biz Belarusya'dan aslında iyi komşuyduk. Ama bu gibi aptal diktatörler sayesinde iki millet birbirine girecek, düşman olacak. Efendim siz Polonya tarafından Dünya Barış Ödülü'ne de aday gösterildiniz. Nobel Barış Ödülü'ne, Dünya Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş bir siyasetçi. Türk dünyasının yaşayan efsanesi olarak mesajınız nedir? Hem Rusya'ya, hem Ukrayna'ya, hem dünyaya. Önceden aday göstermek ve barış ödülünü almak büyük mesafe var. Ben aslında 5. kere böyle aday gösteriyorlar. Çünkü her yıl adayların sayısı 300-400 kişi oluyor. Onların içerisinde seçilmesi büyük. Ben biliyorum sonki kez o 248 aday vardı. Ben 8.ydi burada. Evet, öyle ödül verilse bizim devletimiz için, bizim halkımız için, milletimiz için büyük bir zafer olacaktı. Bizim sorunlarımızın çözülmesine epeyce bir destek olacaktı. Ama bakalım. Aslında büyük umudum yok ama Polonya devletinin parlamentosu öyle teklif ettiği bizim için elbette büyük şeref. Dünyaya barış mesajınız nedir? Rusya ve Ukrayna'ya sizin öğüdünüz nedir? Bakın şimdi dünyanın gözün önünde uluslararası kaideler bozuluyor. Birinciden 2014 yılında bizim toprağımızı Kırım Yarımadası'na işgal ettiler. Şimdi ise tüm Ukrayna'yı işgal etmek peşindeler. Bu elbette büyük suç. Burada tarafsız kalmak bu ahlaksızdır. Çünkü tehlikede bütün dünya. Burada her millet, her halk kendi sesini çıkarmak gerek ve şimdiki durumda Ukrayna'yı desteklemek gerek. Eğer Ukrayna yıkılırsa bundan sonraki daha çok ülkeler tehlike altında olacak. Şimdi Ukrayna'yı desteklemek yalnız Ukraynalıları değil de aynı zamanda kendilerini desteklemektir. Peki Ukrayna bu gece yıkılır mı? Kiev'e ağır bir bombardıman söz konusu. Uzun bir gece olacak bugün. Bakın bizim insanlarımız orada sonuna kadar direnecekler. Cumhurbaşkanı Biden bile onu teklif etti. Kiev'i terk etmeye yok dedi. Ölecek olsam burada öleceğim. Yani insanlar sonuna kadar direnecekler. Ruslar şimdi işgal Kiev'i alsalar bile, bütün Ukrayna'yı işgal etseler bile onlar kaybettiler. Onlar mutlaka cevabını verecekler. Çünkü bütün dünya ayaklandı. Türkiye'nin tavrı için ne söyleyeceksiniz? İlk önce savaş tanımını kullanmadı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Daha sonra savaş dedi ve bugün yaptığı bir açıklama var. 4 Rus savaş gemisini boğazlardan uzaklaştırdık. Yani geçişine izin vermedik dedi. Montre uygulanıyor diye anladık biz bunu. Resmi açıklaması yapılmadı. Ancak uygulamada biz bu yorumu getirdik. Siz ne diyeceksiniz efendim Türkiye'nin yorumu konusunda? Türkiye, Ukrayna aslında Rusya'nın bu Ukrayna'ya saldırı yaptığından birinci günden, yani Şubat ayı 2014 yılından bugüne kadar daima Ukrayna'nın toprak bütünlüğü taraftarı, Ukrayna'nın bağımsızlığı, İçişleri girişmeye karşı olan bir ülkedir. Daima Ukrayna'nın yanında destekliyor. Ama ne derecede? Elbette Türkiye'nin de kendi menfaatleri, kendi çıkarları var. Kendi güvenlik problemleri var. Biz 14 yılında bu olaylar başladığında biz buraya gelmiştik. Tayyip Bey'le görüşmüştük. Biz o zaman da demiştik işte bizim taleplerimiz. Biz burada ne yapabiliriz dedikleri zaman bazı isteklerimizi söyledik. Birinciden dedik Türkiye Batı ülkelerinde uygulanan yaptırımlara katılmasını istedik. İkinciden bu boğazları kapatılmasını istedik. Üçüncüden Türk gemileri
Kırım'ın abluka yapmasını istedik. Ve bu isteklerimizde imkansız olduğunu söylediler Türkiye tarafından, ama biz de anlıyoruz. Çünkü yaptırımlar uygulamak Türkiye ekonomisi için büyük sarsıntı olacak. Hem de Türkiye'nin pozisyonu yaptırımları değil de başka şekilde sorunu çözmek lazım. Bu boğazları Rus askeri gemileri kapatmak meselesinde dediler, Montreux Anlaşması'na göre biz bunu yapamıyoruz. Türkiye gemileri çıkıp da o Kırım Yarımadası'nı kuşatmak meselesinde dediler ki, eğer NATO böyle karar alsa inanın ki Türkiye birinci sırada olacak. Buna biz minnettarız. Eğer böyle hazırlık var ise demek Türkiye gerekli zamanda bizi gerekli destek verecektir. Şimdi bu uygulanan işte askeri gemiler girmemesi bir taraftan iyi, ama ikinci taraftan bakınız. Şimdi eğer bu askeri gemi onun temel limanı Kırım'da, Novorossiysk'te ya bu olacak olsa, onlar serbest girebilir. Bizim orada gemilerimiz yok. Yani o Rusların orada yeterli kadar gemileri var. Şimdi böyle yasak olduğu zaman NATO gemileri, Amerika gemileri de girip olamayacak. O zaman biz daha bir çaresiz durumda kalacağız. Bizim de, yani bu yasaklar tam biz istediğimiz kadar olmadı. Ama eğer 2014 yılında hiç olmadıkta bu uygulanmış olsaydı belki de faydası olurdu. Efendim, son olarak sormak istediğim konu, siz 2014'te Kırım'ın işgalinden bu yana Kırım'a evinize gidemiyorsunuz. Neyi özlediniz, neleri özlediniz? Bu müzakere ya da mücadele sonunda Kırım özgürlüğüne kavuşursa Kırım'da yapmak istediğiniz ilk şey ya da ilk şeyler neler? Evet, 2014 yılında bunlar bana 5 yıl Kırım'a giriş yasak uyguladılar, ama 19 yılında daha 15 yıla uzattılar. Yani 2034 yılına kadar. Bunlar biliyorlar, 34 yılına kadar benim hayatım o kadar yaşamayacağım, ama bunların yaptıklarının manası şu ki, eğer ben ölsem benim cenazemi oraya sokmayacaklar. Çünkü yasak var. Ama umarım ki onlar bekledikleri, istedikleri gibi olmayacak. 2034 yılına kadar elbette işgal olmayacak. İşgalciler de orada olmayacak. Ben eminim biz mutlaka öz toprağımıza döneceğiz. Döndükten sonra elbette orada yapılacak çok şey var. Bu geçen yıllar içerisinde ben birçok akrabalarımı, dostlarımı kaybettim orada. Elbette birinci olarak onların mezarlarına ziyaret ederim. Ve Kırım bu işgalden sonra bambaşka olacak. Orada Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyeti olacak. Bu konuda Ukrayna Anayasası'na gerekli değişmeler gösterilecek. Bu yolda birinci adım yapıldı. Kırım Tatar halkı Ukrayna'nın temelli halkı olarak tanıldı. İşte bu konuda esaslanıp Kırım Otonom Cumhuriyeti'nin statüsü Milli Otonom Cumhuriyet statüsüne geçirilecek. Yani her bir şeyde hayır var diyorlar da bu hayır inşallah bize de olacaktır. Sayın Kırımoğlu, yeni çağ mikrofonları, kamerası, ekranları aracılığıyla Türk dünyasına, sadece Türkiye'ye değil, Orta Asya, Avrupa, Amerika, tüm dünyadaki Türk dünyasına mesajınız var mı efendim? Bakınız, ben şimdi bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda, genel kurumunda oylamalara bakıyorum. Maalesef birçok Türk Cumhuriyetleri dediklerimiz ya da İslam Cumhuriyetleri büyük çoğunlukla çekimser kalıyorlar. Ben İslam dinini çok bilgin insanlardan değilim. Ben Molla değilim. Ama ben sıradaki bir Müslümanım. %100 biliyorum ki Müslümanlar için kötülük ve doğruluk arasında çekimser kalmak mümkün değil. Bu ahlaksızlıktır. Ben hep bu ülkeleri rica ediyorum. Müslüman olunuz, Türk olunuz, adalet tarafta olunuz.
Putin'den korkup davranmanız. İnsan gibi davranınız. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. İnşallah Kırım'ın özgür olduğu günlerde sizinle bir sonraki röportajımızı belki de Ak Mescid'de yaparız. Size Bahçesaray'a da hediye ediyorum. Benim Murat'a da. Tamam, Bahçesaray'a da gidiyoruz. Çok teşekkür ederiz Sayın Kırımoğlu. Yeni Çağ TV izleyicileri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Gözleri doldu. Çok duygusal konulara girdik. Bizim de tabii gözlerimiz doldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere.